Hocamla başlayalım. Ben ondan sonraki süreçte işte sorularınız olur. Benim anlatmak istediğim bazı şeyler var. We have to also to manage with the Africa Cup, like the other clubs also have the problems. Diğer kulüplerde olan problem gibi bizim de bir problemimiz var açıkçası. O da Afrika Kupası'na giden oyuncularımız. Ben ve hoca grubum olarak çok akıllı olmamız lazım bu dönemde. Özellikle bu dar zamanda, bu kısa zamanda peş peşe gelecek olan oynayacağımız birçok maç olacak. Bu sebepten dolayı ben ve hoca grubum çok akıllı davranmalıyız. Çünkü her oyuncuya ihtiyacımız olacak. This is not because of the players they will not be able to play. Yeah. This is not 100% correct what he's saying. Before the game Konya, I would like to win. Konya maçından önce tabii ki de biz o maçı kazanmak için oynamıştık ve o maçı da ben kazanmak istemiştim. Ama rakibiniz için güzel bir günse ve iyi bir oyun oynuyorsa o maç esnasında eğer kazanamayacağınızı hissediyorsanız, iyi oynayamıyorsanız tabii ki de kötü oynadığınız bir karşılaşmada bir puan almak iyidir. Oynamış olduğumuz her maçtan bizim puan almamız lazım. Bazen 1, bazen 3. 3 alırsak tabii ki de çok iyi ama oynamış olduğumuz, bulunmuş olduğumuz durum sebebiyle kesinlikle oynamış olduğumuz her maçtan puan veya puanlar çıkarmamız lazım. But for sure we would like to win every game. Tabii ki de biz her maçı kazanmak için oynuyoruz sonuçta. Tırpan'ın olayı şu şekilde. Tırpan eşinin rahatsızlığından dolayı kulüpten izin istemiştir. Ve bununla ilgili de kulübün o dönem transfer yasağı olmadığından dolayı yerine alternatif oyuncu alınabileceği için olumlu bir şekilde düşünülmüştü. Hatta başkanımız da şunu söylemişti, transfer yasağı olmayacağını düşünerekten, çünkü avukatlardan gelen almış olduğumuz bilgiler hep olumlu yöndeydi o dönemde. Böyle bir şey söyledi ama şu anda bulunmuş olduğumuz konumda ise transfer yasağımız var. Tırpan bizim için o mevkide gayet iyi işler yaptı. Biraz önce hocamın söylediği gibi çok fazla şu aşamada alternatifimiz de yok. Çünkü Nanu milli takıma gitti. Kingsley aynı şekilde milli takıma gitti. Zeki ameliyattan sonra dün ilk defa antrenmanın takımla bir kısmını yapabildi. Yani çok fazla bir alternatifimiz yok açıkçası. Ama Tırpan şu anda halen daha bizim sözleşmeli oyuncumuz. Sözleşmesi bizde olduğu için de bonservisi daha doğrusu bizde olduğu için şu anda halen daha bizim oyuncumuz. Yani sözleşmesi feshetmedi. Herhangi bir yere gidilmedi. Ha bu gidecek olursa da bunu oturup yönetimle konuşup ona göre bir karar verilir. Ama kulübün bulunmuş olduğu şu ortamda kulübün göndermek gibi bir niyeti yok. Yok, onların dönme şansı yok. Çünkü statü gereği yok. Çünkü transfer onların sözleşmesi olduğu için ve kulüpleriyle sözleşmesi devam ettiği için oyuncuları bizim geri çağırma veyahut da isteme gibi bir kural gereği imkanımız yok. Yani mümkün değil. Bunu daha önce biz de tabii bu karar gelmeden önce acaba karar geldiği zaman neler yapmamız gerekiyor diyerekten bunları biz de araştırdık. Yani bütün TFF'de hem de UEFA'da bunu araştırdık ama maalesef orada da olumsuz bir yanıt aldık. Yani bizim şu andaki dışarıdaki kiralık olan oyuncularımızı devre arası kulüplerde sözleşmeleri devam ettiği için geri çağırma şansımız yok. Tek taraflı fesih olursa ne oluyor? Yani şöyle biliyorsunuz arkadaşlar FIFA'nın Türkiye'nin FIFA'da raporları çok iyi değil. Yani bunu belki bir tane oyuncuyla yapabilirsiniz ama birden fazla oyuncu olduğu zaman FIFA'nın buna izin vermeyeceğini söylediler. Evet, Nanu ile Kingsley milli takımdılar.